Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Yeşilçay'ın dijital dergisi Gazphanek ikinci sayısını çıkartıyor. Bu anlamda Barış Erişok olarak benim bu dijital dergide Dediklemen isimli bir köşem bulunuyor. Bu köşede fikirlerimi Yeşilçay ile ilgili güncel gelişmeleri, eğitim, kültür ile ilgili güncel tartışmaları paylaşıyorum. Gazphanek dergisinin ikinci sayısı için Yeşilçay'lı büyüğümüz Naşit Ozkay abiyle bir söyleşi gerçekleştirmeyi düşündüm. Kendisi de sağ olsun beni kırmadı ve bugün bu söyleşiyi kendisiyle birlikte gerçekleştireceğim. Sevgili Naşit Ozkay abiye beni kırmadığı için ve düşüncelerini Yeşilçay Gençlerle dijital derginin Gazphanek dergisinin takipçileriyle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sevgili Naşit Ozkay abiyle bu akşam yapacağımız söyleşinin genel çerçevesini sizlere iletmek istiyorum. Yeşilçay ile ilgili güncel bir durum analizi yapmak istiyorum. Bu anlamda Naşit abiye Yeşilçay'ın güçlü yanlarının, zayıf yanlarının neler olduğunu soracağım. Sonrasında Yeşilçay'ın sahip olduğu fırsatları ve Yeşilçay'ın kendini geliştirme noktasında önünde bulunan engelleri, bir başka ifadeyle fırsatlarını gerçekleştirmede engellerinin neler. Sevgili Naşit Ozkay abiyle bu akşam gerçekleştireceğimiz söyleşinin kısaca çerçevesini sizlere aktarmak istiyorum. Sevgili Naşit Ozkay abiye bu akşam Yeşilçay ile ilgili güncel bir durum analizi yapmasını rica edeceğim. Bu anlamda Yeşilçay'ın güçlü yanlarını, Yeşilçay'ın zayıf yanlarını, Yeşilçay'ın fırsatlarını ve Yeşilçay'ın tehditlerini konuşacağız. Tüm bu güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri örneklerle açıklamaya çalışacağız. Sonrasında Yeşilçay gençliği hakkında Naşit abinin fikirlerini merak ediyorum ve bunu kendisine soracağım. Yeşilçay gençliği kendini nerede, Yeşilçay gençliği geleceğini nerede aramalı? Yeşilçay'de mi, Ordu'da mı, büyük şehirlerde mi? Turizmde mi, hayvancılıkta mı, tarımda mı gibi soruları da aslında güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit başlıkları altında irdelemiş olacağız. Kısaca bu akşamki söyleşinin çerçevesi bu şekilde olacak. Son olarak Naşit abi Yeşilçelere son söz olarak eklemek istediği bir şey var mı diye soracağım ve söyleşiyi burada noktalayacağız. Buralara memlekete Yeşilçay hassasiyetini bildiğim için de hemen aklıma sen geldin abi. Tekrardan dergiye emeği geçen arkadaşlarım adına ve kendi adıma da sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Giriş kısmı ile ilgili ekleyeceğim bir şey varsa Naşit abi devam edelim. Yoksa ben bu sorularıma geçebilirim. Şöyle, ben tabii Ordu'dan İstanbul'a gelince yöremizin özellikle demokratik kitle örgütlerinde de sorumluluk almaya çalıştım. Öncelikle Yeşilce Yeşilyurt Derneğimizin üyeliği ve ardından 2 dönem yönetim kurulu başkanlığı da yaptım. Yine o dönemde işte Mesuliye Derneği'nin kongre üyesi oldum. Sonra Mesuliye Spor'unda hem kongre üyesi hem teknik adam olarak da yine yöre insanlarıyla beraber olmaya çalıştım.
Tabii İstanbul'dan Tekirdağ tayin olunca da bu demokratik örgütlerindeki çalışmalarım biraz sekteye uğrasa da onlarla bağım da çok koparmadım. Takip ettim, izledim, fikirlerimi sundum. Özellikle Yeşilce ve Vadisi'nin gelişimi, neler yapılabilir üzerine çok kendimce düşündüğüm konular oldu. İhtiyaçların, sorunların belirlenmesi konusunda. Benim en can alıcı ve hala ısrar ettiğim bir konu şu. Benim ilkokuldan beri beraber okuduğum, lise sonuna kadar ve ziraat mühendisi arkadaşım Taner Gönül'le birkaç kez bölgeye gittik. Alan incelemeleri yaptırdım arkadaşıma. Özellikle toprak numuneleri aldık. Nereden aldık derseniz, örneğin Çağman'dan, işte Yeşilce ve Yeşilyurt'un ortak merası, Ejdesu'dan toprak numuneleri aldık. Hatta Mesudiye'nin birkaç köyüne daha gittik. Ve Türkiye'nin ve Karadeniz'in yaban mevsiminde, işte büyüklerimiz iyi bilir, bizim yöremizde Çalı Çile diye adlandırdığımız yaban mevsimine dünyada ve Türkiye'de en uygun toprak dokusunun işte Çağman ve Erciyes olduğunu tespit ettik. Bunu anlatmaya çalıştım. Bunu özellikle böyle yine bizim demokratik kitle örgütlerimizde anlatmaya çalıştım. Zaten Mesuliyet konusunda benim çok arzu ettiğim, Türkiye'de marka olacak bir bölgemiz daha var ki, özellikle keyif alanı, Türkiye'de özellikle yaz döneminde profesyonel takımların hazırlık kamplarını yapması için en uygun yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de sporun içerisinden gelen bir kişi olduğum için oranın çok projelendirilmesini arzu ettim. Şimdi tabii orada bir kısıtlı da olsa eski otel biraz daha iyileştirilmiş, konaklamaya uygun ama oradaki geniş alanın gerçekten oradaki dokuyu bozmadan Türkiye'nin en seçkin kamp merkezlerinden birisi olabilir. Bu fikrimi de hala ısrar ediyorum. Bu fikrimin yaşam bulması için de elimden geldiğince de her yerde bunu seslendirmeye çalışıyorum. Yani Suriye'nin ihtiyaçlarının ve sorunlarının gerçekten iyi analizler yapıp ele alındığında orayla ilgili projelerin geliştirilmesi de daha kolay olacak diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim Danıştay Bey. Katılıyorum. Hem bölgenin potansiyelinin farklı yerlere dağılması açısından hem de bu anlamda güzel bir doğa harikasının turizme kazandırılması, spora kazandırılması adına gerçekten güzel bir proje, fikir. Peki Danıştay Bey, ben biraz olayı Yeşilce'ye döndürmek istiyorum. Yeşilce ile ilgili böyle bir mevcut durum analizi yapsak, Yeşilce'nin mevcut durumu nedir? İşte Yeşilce'de bu zamana kadar kaybedilenler, giden devlet daireleri, giden nüfus, buna benzer bir mevcut durum ve bu mevcut durumun neticesinde bir güçlü yönler, zayıf yönler, Yeşilce'nin fırsatları, Yeşilce'nin tehditleri, böyle bir SWOT analizi tarzında bir çerçeve çizmeyi uygun gördüm. Eğer sen de uygun görürsen abi, güçlü yönlerden başlayarak konuşabiliriz. Biz Yeşilce
İyi tabii ki çok seviyoruz ya da Yeşilçay belki bizim bir zaaf noktamız bu anlamda biraz önce söylediğin gibi belki şövenist bir tarzda da sahipleniyoruz memleketimizi yöremizi ama acaba biz bu noktada biraz çok mu duygusal davranıyoruz? Bizim güçlü yönümüz, zayıf yönümüz nedir? Tehdidimiz mi fazla, fırsatımız mı fazla? Bu anlamda belki böyle biraz objektif bir değerlendirme yapabiliriz. Barış'cığım, öncelikle şunu belirtmek isterim. İnanılmaz bir doğa ve burada geçmişten günümüze gerçekten çok otantik bir dokuya sahibiz. Yer yer bu dokuyu bozmaya çalışanlarımız olsa da özellikle kendine özgü mimarisini bu zamana kadar korumuş. Çok emsalsiz bir yurt köşemiz. Burada insanlar özellikle geçmişten bugüne bir yardımlaşma, omuz omuz olma, bir dayanışma hep var olmuş. Örneğin yerel yönetime geçtiği 1950 yıllarda bile insanlar yolun izini kazma kürek emekleriyle yaratmış bir toplum. Yani meci, imece dediğimiz insanların birbirine destek olarak bu evlerinin yapımında olsun, ne bileyim ekinlerini biçerken olsun, inanılmaz bir dayanışma halindeler. Bir kültürü yıllarca var etmişler. Hatta Türkiye'nin belki çoğu yerinde olmayan inanılmaz esprilerin de yaşam bulduğu bir yer. Çok merak ettim. Bu kadar espritüel olan bir toplum acaba bu nereden geliyor diye. İnanın bayağı bir yordum kendimi. Özellikle kışın o olumsuz koşullarında o karların böyle şimdiki gibi değil tabii, daha böyle yükseldiği bir dönemde insanların yapacak işi yok. Herkes bir evde toplanıyor ve herkeste de bir yaratıcılık var ve espriler de gırla gidiyor. Ben onun için bu konuda Sıtkı abiye çok özel bir hayranlığım var, Sıtkı İnal'a. Hatta bir gün kendisine dedim ki, Sıtkı abi dedim, bayılıyorum senin bu esprilerine dedim. İstersen bunları kitaplaştıralım. Bu senaryoları dedim, Cem Yılmaz'a satalım, paraya çevirelim bu kadar yaratıcılık sendeyken diye. Bayağı bir görüşmüştük. Tabii ben özellikle oradaki Yeşilce'deki aksana da özel bir hayranlık duyuyorum. Mesela şu cümleyi hiç unutmam. Gölük Yaylası'nda çağdaşlarım, yaşıtlarımla Yıldırım'a sakız etmeye gideceğiz. Gölükten Çukurova'ya gelene kadar acıktım. Çocuklar da yanımızda, yanında azıtıyor. Ben dedim acıktım. Buradan bir yerden bir şey isteyeceğim dedim. Yanımdakine tanımadığım bilmediğim kişiden bir şey istenmez. Devam et dediler. Yok dedim. Kapıya vurdum. Hiç unutmuyorum. Bir yaşlı teyze çıktı kapıya. Lan oğlum sen kimlerdensin dedi. Hiç unutmuyorum. Kendimi tanıttım. İşte benim ailesinden Nazım Özkay'ın, Telmi Özkay'ın çocuklarıyım dedi. Anam yavrum. Gel, gel, ne istiyorsun dedi.
Dedim bana bir şeyler ver, yemek istiyorum dedim. Ve sonra halimi hayatım boyunca hiç unutmam. Benim o yöredeki insanlara da aşırı sevgim, saygım ta çocukluk yıllarıma kadar uzanır. Zaten benim anneannem de Yeşilcan'ın kızıdır. Pelivanoğlu sülalesinden. Anneanneme Gülten kızı derlerdi. Bu rahmetli dayım, Şoför Ahmet'in annesi, annemin annesi. Yani Yeşilce ayrı bir şey benim için. Oradaki Yeşilce'nin tabii artıları şöyle. Bir defa yüksek rakım, az oksijen ve insanlar oraya gittiğinde daha dayanıklı oluyorlar. Bir defa ciddi bir yaşam alanı. Orayı yılda 8 ay yaşanılır hale getirmek çok mümkün. Böyle toplum, bu tabii benim kişisel görüşüm. Bir örgütlü gibi gözükse de ben o örgütlülüğü ekonomik anlamda bir artıya dönüştüren bir yapının olmadığını gözlemliyorum. Geçmişte tabii insanlar kooperatifler kurmuşlar. Ama bunu sürdürememişler. Belki orada o işin emrettiği kuralları yerine getirmemişler. Ama şunu söyleyeyim. Orası turizm merkezi ilan edilmiş bir yer. Ama turizme yönelik hiçbir şey yok. Ne olabilir? Orada mesela ev pansiyonculuğu bana göre çok geçerli. Zira işte Çambaşı, orada kayak merkezimiz var. Özellikle Mesudiye, Ordu karayolunun yenilenmesi, mesafenin hem kısalması, zaman olarak kısalması da Yeşilce'ye ulaşım daha belirgin, daha artı bir pozisyonda. Ancak şu var, Yeşilce tanıtılmasında bir eksiklik yaşıyor mu? Bence yaşıyor. Yani Yeşilce daha farklı anlatılabilir. Özellikle Türkiye genelinde durulabilir. Tur operatörlerine Yeşilce iyi anlatılabilir. Bu konuda eksiklik görüyorum ama gidebilmesi çok mümkün. Orada bir şey görmüyorum. Zayıf fiyatlarına gelince O zaman Naci abi, müsaade edersen, bu ekonomik örgütlülüğün zayıf olması da aslında bir zayıf yana örnek verilebilir değil mi senin bahsettiklerinden? Turizmin zayıf kesinlikle. ve tanıtımın ve turizmin de zayıf olması aslında zayıf yana biraz giriş yapmış olduk değil mi bu durumda? Evet. Şimdi bir de şu var. Şunu söylerim ben. İnsanların rakibi kendisidir. Mesela kardeşten, komşudan, ısınaklardan rakip olmaz. Yani Yeşilcelinin bana göre rakibi kendisi olabilir. Bir başkası olmaz. Onun için o yarışmacı ruh varsa eğer insanın kendinde onu bir projede geliştirmesi gerekir. Örgütlü yapı içerisinde örneğin günümüzde ülkemizde müthiş bir gıda sorunu var. Sadece bu alanda bile örgütlenebilse insanlar, kooperatifleşebilse, ne bileyim bir yapıda bile örgütlenebilseler, Yeşilce'yi çok cazibe merkezine dönüştürebilirler. Şimdi biraz da yazın işte temiz hava alma, gezme, dolaşma, doğayla iç içe yaşamayı insanlar tercih ediyor ama ben Yeşilce'nin 12 ay yaşatılabilecek yerlerden biri olduğuna kesinlikle inanan birisiyim. Yeşilce 12 ay yaşatılır.
Aslında ordunun da böyle bir sloganı var değil mi? Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ben hatırlıyorum. 12 ay ordu diye bir slogana Evet. çevirdiler onu. Aslında o kış ayağı tabii ki ordu merkezi de kapsıyor ama tabii ki bizim gibi yukarıları da kapsıyor. Kayak merkezi de bunun bir sonucu aslında bu sloganın ve bu projenin politikanın bir sonucu. Onun için şöyle bir de zayıf yanlarından biri şu anda kırsal mahalle statüsüne kavuşamamış olması. Belediye gitti. Yani o statüye bile kavuşamamış olması dezavantajlı bir durum. Orada bana göre bu konuya karar verenlerin Yeşilciye bakış açılarında müthiş bir eksiklik görüyorum. Daha doğrusu Yeşilce'nin tekrar bir yerel yönetime kavuşur mu bunu kestiremiyorum ama en azından yerel yönetimden düşünülmüş olması bile Yeşilce'nin bana göre zayıf yanlarından birisi oldu. Orada hizmet kalitesini yerelden yükseltmek çok daha mümkünken şimdi daha uzaklardan hizmet bekliyor olmak zaten orada yaşayan insanlarımızın da beklentilerine çok cevap bulamıyor. En bariz örneğini vermek isterim. Yani 1950 yılından beri o toplum hala aynı yoldan o riskli yani artık kaya parçalarının yollara döküldüğü bir yoldan geçiyorsa da bu ülkeyi yöneten insanların bir eksikliği diye düşünüyorum. Onun fikirli olmalarından kaynaklı bir davranış olarak görüyorum. Halbuki işte özellikle dere yolundan itibaren Mesulüye bir çıkış olsa orada yollar daha böyle çağdaş bir şekilde yapılmış olsa oradaki insan sirkülasyonu da artacaktır. Yani bugün kışın bile aracına binip insanlar gitmeye korkuyorlar yani. Onun için o konuda da büyük bir zayıflık görüyorum. Halbuki oradan yükselen sese çok da kulak vermeyen yöneticileri de görüyorum. Bana göre Yeşilce hak ettiği değeri maalesef göremiyor. Bundan da çok büyük üzüntü duyuyoruz. Peki, arkadaşlar katılıyorum. O değeri görememe noktasında hemfikiriz. Birçok noktada da aslında fikirlerimiz örtüşüyor. Yine şimdi güçlü yönlere biz doğayı, mimariyi, yardımlaşma, imece kültürünü, şimdi espri, mizah ve 8 ay yaşanabilir olma potansiyelini bir güçlü yön olarak ben notlar aldım. Zayıf yönler ise ekonomik örgütlülüğün çok istenen düzeyde olmaması, turizm, tanıtımın eksikliği, kooperatifleşmenin eksikliği, kırsal mahalle olamama, belediyenin artık var olmaması ve yol sorunu gibi zayıf yönlerden bahsettik. Fırsatları da benim aldığım notlar içerisinde aslında ev pansiyonculuğu var Naşit abi. Ev Evet. pansiyonculuğu bir fırsat olarak belki değerlendirilebilir. Uygun mu sence bizim Yeşilce'de, Yeşilyurt'ta, yaylalarda belki ev pansiyonculuğu bu Şimdi gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Aslında bununla ilgili ben Mesuliye Meslek Yüksek Okulu'nda çalışırken bazı girişimler oldu. Belediyede o zaman Fevzi Belediye Başkanı'ydı. Belediyede bununla ilgili bir eğitim de verdik. Ben ve Elif Hoca işte orada kadınlara yönelik bir şey de gerçekleştirildi aslında bir proje gerçekleştirildi ama tabii o belediyenin gitmesi bu anlamda bazı şeylere de sekte vurmuş olabilir. Ufak bir şey hareketlenme kıpırdanma oldu ama sonrası kaldı doğal olarak. Barış'cığım şöyle, aslında biraz kafamızı kaldırıp baktığımızda şunu çok önemsiyorum. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü günümüzde yani bizim özellikle 18 yaşını doldurmuş gençlerimizin hangi branşta eğitim görürse görsün proje dönüşü eğitimlerini nerede açılıyorsa oralardan alarak
Yani bu PCM seminerlerini bitirerek kendilerine ekstra proje uzmanı olarak yetişirlerse ve özellikle Avrupa Birliği ve Uzak Doğu fonlarına ve kalkınma ajanslarına yönelik proje yazma tekniklerini öğrenirse gençlerimizin ister kendi yörelerine yönelik olsun, isterse başka alanlarda olsun, proje yazarak kendilerine ek bir gelir kaynağı yaratabilirler. Ben mesela bu konuda eğitim seviyesinin bu kadar yüksek olduğu bir bölgenin çocuklarında bu tip yetkinlikleri takip etmemelerini üzülüyorum açıkçası ve öneriyorum. Bugün 17-18 yaşına gelen bütün gençlerimizin, yani branşı ne olursa olsun, böyle proje döngüsü, yönetimi, eğitim almalarını çok önemsiyorum. Bu onların hem kendi ekonomilerine hem de çevresine çok yararlı işler yapacağını da belirtmek isterim. Bu konuda biraz eksiğimiz var. Ben öneriyorum özelliklerini. Yeşilce'nin turizm açısından mesela Avrupa Birliği ve Uzak Doğu fonlarından bu zamana kadar çok yararlanabilirdi. Örneğin oradaki dokuya uygun bir gençlik merkezleri yapılabilirdi. Orada bir kamp alanları yapılabilirdi. Bunu Uzak Doğu'da ve Avrupa Birliği fonlarında bunlar mevcut. İşte o alanı da takip etmek gerekir. Özellikle kırsal kalkınmada yönelik çok hibe programları var. Yeşilce bunlardan nasiplenebilir. Bunu takip etmek lazım. Çok daha dayanışma halinde olmak lazım. Gençlere bunu anlatmak lazım. Artık öyle bir döneme geldik ki bugün Arapların bile Karadeniz'i boydan boya arazilerini satın aldıklarını görüyorum. Dünyada iklim o kadar çok değişim gösteriyor ki ve hızla oraların geleceği, özellikle Yeşilce ve Vadi'nin geleceği bana göre çok parlak. Dağlarımız korunduğu sürece oralarımızı bile ekonomik anlamda geliştirebiliriz. Çünkü dokunulmaz uygun. Tabii ulaşımda da bir güçlük yok artık. Orada Giresun Havaalanı bana göre çok büyük bir artısı bölgenin. Hatta bu konuda bir anımı anlatmak isterim Barış'ın. Teknik direktörlük kursundayım. Bu Galatasaray Spor Kulübü'nde ve Fenerbahçe'de futbol oynamış Raşit Çetiner diye bir arkadaşım vardı. Tabii onların oynadığı dönemde de orduya gelip yenilip giderlerdi. Onun keyfinde bizler yaşardık. Bir gün hiç unutmuyorum, dedi ki, İnanır mısın dedi, Ordu şehri mükemmel, Ordu spor mükemmel. İnan dedi, bu takım düşsün diye dua ederdik dedi. Niye dedim? Kardeşim havaalanı yok dedi. Geliyoruz yorgun argın dedi. Bir de üstüne dedi böyle bir dönüyorduk dedi. Kahroluyorduk dedi ya. Biz şampiyonlar takımız dedi. Yani bugün şimdi düşünüyorum. O yıllarda arkadaşım bunu söylerken orada o anın olmaması çok büyük sorundu. Ama bugün orada bir havaalanı var ve bu havaalanının yanı sıra yaylalarımızı da iyi anlatmak lazım. Yeşilce'yi iyi anlatmak lazım. İyi pazarlamak lazım. Evet. Çünkü dünyada kültür gezginlerinin sayısı gün ve gün artıyor. İnsanlar deniz, kum, güneş mi yoksa doğada, yaylalarda mı
şeklinde kafasına böyle bir soru oluştuğunda istatistikler de bunu gösteriyor. Artık doğayı, yaylaları arz ediyor insanlar. Safariler düzenliyorlar, yürüyüşler düzenliyorlar, geziyorlar. Ben bunu çok söylemede övünüyorum yani. Öğretmenlik yıllarında hiç unutmuyorum. Binlerce öğrencim oldu. Ben hep öğretmenlik derse girmeden bile daha böyle özel, sosyal konulara girdiğimde hep öğrencilerime yeşilciyi anlatıyorum. Ve onları süreç içerisinde, tabii şimdi sosyal medya gelişti, her şey gelişti, çekiyorlar, paylaşıyorlar işte. Hocam bak, bir zamanlar Yeşilce diyordun, Yeşilce harikaymış, bak oraya gidiyor, fotoğraflar gönderiyorlar falan. Tanıtmak gerekiyor Yeşilce'yi. Pansiyonculuğu yalnız bana göre çok mümkün. Mümkün değil mi? Çok Mümkün. mümkün. Evet. Bunu bir fırsat olarak görmek de bu anlamda çok uzak olmasa gerek. Peki, Naşar, tehditler tabii bizim zayıf yanlarımızı ya da negatif durumları güçlendirecek şeylerimiz var tabii. Ama bunların önünde engel olabilecek bazı faktörler de olacak. Bunları da tehditler olarak sayabiliriz. Acaba bu anlamda Yeşilce çevresine tehdit olan unsurlar neler olabilir? Örneğin bu Şöyle, projeyi yapan, şöyle söyleyeyim. projeden anlayan kişilerin eksikliğini belki söyleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Bugün ülkemizdeki en büyük tehditlerden birisi maden arama bana göre en büyük tehdit. Hatta Yeşilce Vadisi platformunda da bilmiyorum orada Ben de bu sen arada var yer mısın? varım abi. Şöyle orada arkadaşlarımızın böyle çok içten çok derin birbirine düşüncelerini de görüyor, izliyor, takip ediyorum, takdir ediyorum. Ben de aynı şekilde. Bana göre Yeşilce buna dahil, yaralarımız buna dahil, Resulya buna dahil bir maden ocaklarının açılıyor olması bana göre çok büyük bir tehdit. Daha bunun önlenmesi için daha kitlesel bir duruş göstermek gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Varlığımızı hissettirmemiz gerekiyor. İnsanları böyle bir tehdit karşısında tek vücut olmaya özellikle davet ediyorum. Bu nasıl olur? Sivil inisiyatiflerle olur. Demokratik kitle örgütleriyle birlikte hareket etmeyle olur. Bana göre en büyük tehdit maden ocaklarının yerimizin tehdit altında. Yani bu zararı sanki göreceğimiz gerçeği ortada. Ruhsat alanları görüyoruz, duyuyoruz. Bu konuda toplumu aydınlatmak gerekiyor. İyi bir duruş sergilemek gerekiyor. Ve sesimizi çok yükseltmemiz gerekiyor. Çok önemli bir nokta. Bu anlamda bence bölgedeki sivil toplum örgütlerinin gündemine bunu alması gerekir. Bizim bölgede en yüksek ağızdan bunu dile getireceği yer aslında kurultaydır. Şahsi kanaatim. Sonrasında da derneklerin kendi çabaları buna katkı sağlayacaktır. Biz olayı biraz daha daraltacak olursak Yeşilce boyutuna geldiğimizde işte dernek olabilir, işte YevDAK olabilir ya da bireysel çabalarımızla bu anlamda bir duruş sergilememiz bir elzem bir durum bence de bu şekilde. Şöyle bir de acı fakat gerçek, fırsat buldukça kışın da olsa yazın da olsa yıllardır Yeşilce'ye gidip gelenlerden birisiyim. Ormanlarımız bana göre katlediliyor,
Ormanlarımız çok kontrolsüz bir şekilde kesip doğruyorlar, biçiyorlar. Bunu da büyük bir tehdit olarak görüyorum. Yeni orman alanları yaratmamız gerekirken maalesef mevcut ormanlarımız da elimizden gidiyor gibi geliyor bana. Bu konuda da bir toplu duruşa ihtiyaç var. Kesinlikle. Ben de burada kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben de bir yozlaşma olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'de belki mevcut siyasi iktidarın etkisiyle diyelim, istersek küreselleşmeli diyelim, istersek bireyselleşmeli diyelim, belli bir yozlaşma oldu. Bu ister istemez Türkiye'yi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bu çok kısır bir tartışma değil, etraflıca konuşulacak bir tartışma. Ama böyle buna benzer bir yozlaşmanın olduğunu da görüyorum, hissediyorum. Çünkü baktığımızda bizim insanlarımızda da bunun etkileri ortada. Bu yozlaşmanın yanında bir de bizim aslında bir hem fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bir durum söz konusu. Benim şahsi fikrim, belki katılırsın, yorumunu da merak ediyorum abi. Bizim insanımızın çok fazla maddi bir beklentisi yok hayatının. Çünkü belli bir olgunluğa ulaşmış, maddi özgürlüğü eline almış. Büyük şehirlerde olsun, kendi köyünde, yaylasında, belki birçoğunun yazlığı vesaire. Aslında bu saatten sonra bizim insanımızın çoğunu harekete geçirecek ya da itecek bir itici gücün eksik olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla zaten evim var, arabam var, köyüm var. Zaten bize her şey yetiyor. Burada insanı böyle biraz dürtecek, bir nokta ileriye itecek bir şey lazım, bir itici güç lazım. Bu dernek faaliyetlerine katılmada olabilir, maden ocaklarına tepki vermede olabilir, siyasi şeylere katılmada olabilir, her noktada olabilir. Bu biraz biz de bireyselleşebiliyoruz. Benim de bana bunun ne ihtiyacı var şeklinde söylemlerde bulunabiliyoruz gibi bir gözlemim var. Bunda da örneğin bir girişimci çıkmıyor aramızdan Naşit abi. Çok ciddi girişimci Şimdi olmuyor. Doğru mu bilmiyorum. Yanılıyorsam lütfen beni düzelt. Barışçı, girişimci çıkmıyor cümlen bir Evet. belirtti. Aslında nedenler araştırılmadan belirtiler yok edilemez. Şimdi girişimci var, çok var. Ama yerelde o girişimcileri motive edecek, yani oradaki ihtiyacı, bir sorunu toplumun ortak bir görüşüyle siz bir ihtiyacı, bir sorunu iyi tespit ederseniz onu projelendirmek çok kolay. O da örgütlülükten geçer, hakça paylaşımdan geçer. Yoksa o kafada, o girişimci ruh, o kafa var. İnsanların tabii kazançları, edinimleri, mevcut durumları, klasik bir cümle vardır. Herkesin her şeyinin olmasını öncelikle bilememiz lazım. Yani komşumda, kardeşimde, işte akrabamda her şeye sahip olsunlar. Mutlu olsunlar. Mutlaka, Bir defa o temiz duygularla evet. biz kendi insanımızın varlığından, birikiminden, görüşlerinden herkes yararlansın. O toplum tarlasına birlikte gitmiş. O toplum evlerini yaparken birlikte yapmışlar. Orada bir ruh var. Ben şu yaşıma geldim. Rahmetli babam bana dinlerdi. İşte köyde yaptırdığı evde. O dokuyu yaratırken ki emek verenler. İşte rahmetli Hasbihal amcalar. Ne bileyim Eyüp Arslan amcalar. Benim hakikaten çocukluk yıllarımda da tanıdığım, bildiğim babamın can dostları. Şimdi öyle sanat erbabı insanlarmış ki yani.
Hala yaptıkları evlere bakıyorum ve İnsan imreniyor. anıların önünde her zaman saygıyla izliyorum. Şimdi bir kültürü var etmişler. O kültür şu an mevcut. Onu korumak lazım. Onu satmak lazım. Yani satmak derken onu turizme kazandırmak lazım. Şimdi baktığınızda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işte Topçam, Yeşilce, yaylalarıyla beraber bir turizm merkezi. Ama planlaması yapılmamış. Yani 1/1 günlük, 1/5 günlük planları yapılmamış. Mesela bu konuda adımlarımız oldu. Yapılmalı. Orayı daha insanların yaşamına dokunacak, onları daha mutlu edecek, oraya gelen insanları da mutlu edecek bir potansiyel var. Onu açığa çıkartmak önemli. Evet, kesinlikle potansiyel Ama var. Evet. şu var, omuz omuza olmak çok önemli. Şimdi düşünün, siz orada ev pansiyonculuğu yapacaksınız. Ev pansiyonculuğu yaparken orada gelen konuklara yedireceksin, içireceksin. Orada bir ekonomi de canlanma olacak. Marketi kazanacak, sebzecisi kazanacak, kazanacak ya. Bunu projelendirmek gerekiyor. Şimdi Eyüp'te suyu düşün. Toprak numuneleri al. Arkadaşım dedi ki burada hazine yatıyor. Türkiye'de ve dünyada yaban mersinin en uygun yetişeceği yer yöremiz çıktı. Şimdi hadi toplum örgütlensin 200 hektarlık Eyüp'te suyu hadi insanlar bir araya gelsin, planlasınlar. Eğerce suyu yaban mersini tarlalarına dönüştürüyor. Şimdi yaban mersinin kilosunu herhangi bir yerde 300 liraya satıyorlar kilosunu. Evet. Yani fındığın 48 lira olduğu yerde, bir kilo fındığın 48 lira olduğu yerde yaban mersinin fiyatı 300 lira. Şimdi eğer siz o sistemi o işin emrini yerine getirecek bir yolu açarsanız sistem kendini zaten orada amorti eder ve herkes kazanır. Barış'cığım evet tekrar bir Evet, aradayız. tekrar bağlandık. Sistem Şimdi kendini dedin abi, evet. Yaban Mersin'le çok odaklandığım için böyle konuşuyorum. Orada da toplumu örgütlemek gerekiyor. Gerçekten. Şimdi Eyüp'te suyun haritasına baktığınızda 50-60 tane şey var. Ailelere ait yerler var. Ama işte orası çok bakir kalmış. Sadece otundan yararlanılıyor. Orada tabii hayvancılık yapanlar var. Bir de biraz önce Yeşilce'nin zayıf kuvvetli yanlarını konuşunca hayvancılığın da orada yapıldığında hayvancılık gerçekten özellikle onu iyi insanlar uygulayabilirse hayvancılık da çok büyük gelir getirici bir alan. Fırsat olarak değerlendirebiliriz, değil mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Peki abi, bu durumda şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Yeşilce'nin geleceğini de aslında biz bu durumda konuşmuş olduk. Yeşilce'nin geleceği diyoruz ki turizmde, değil mi? Yeşilce'nin Evet. geleceği hayvancılıkta olabilir. Tarımla ilgili belki böyle çok adrese teslim, çok teknik anlamda seçilmiş ürünler de Aromatik aromatik bitkiler. bitkiler Evet. özellikle. Evet. Bu anlamda bir strateji belirlenebilir.
Peki abi Yeşilçeli gençlere ne söyleyelim? Yani Yeşilçeli gençler geleceğini nerede aramalılar? Yeşilce'de mi, Ordu'da mı, büyük şehirlerde mi, turizmde mi, hayvancılıkta mı? Çok özel, belki üst üste olacak bazı şeyler ama doğrudan gençlere özel bir tavsiyemiz var mıdır Naşit abi? Ne dersin? Şimdi Yeşilce'nin özellikle Z kuşağı zaten metropollerde işte Ordu gibi yerlerde yaşıyorlar. Yürüdükleri bir yol var, seçtikleri bir branş var. Onları yapsınlar ama Yeşilce'yi iyi projelendirebilirlerse, Yeşilce'ye yönelik bir sistem kurabilirlerse, Yeşilce yine onların hem yaşam alanı hem kazanç alanı olabilir. Yeter ki bu konuda kafa kafaya verip ortak bir akılla hareket edebilirler. Yoksa Yeşilce'yi elimizden alan yok. Ama Yeşilce'yi daha iyi bir konuma getirebiliriz. Şarjım Tamam abi. bitiyor herhalde. Bana göre herkes kendi seçtiği alanda yürüyebilir, koşabilir ama Yeşilce'yi de planlayabilirler. Orada bir sistem yaratabilirler. Evet. Yoksa sadece yani yazın 10 gün, 5 gün gelip de oyun oynayalım, gezelim, tozalım yer olarak görüyorlarsa onu zaten yapmak kolay. Evet. Ama biraz kafayı yormak gerekiyor. Biraz daha sevgi bağlarını daha köklerle getirmek gerekiyor. Evet. Sevgi bağları başka bağlarla da ekonomik bağlarla da Yani birleşebilir mi? birbirimizi sevme konusunda cimri olmamamız gerekir. Evet. Daha değerlidir, daha takdir eden, daha omuz omuza veren. Ama herkesin birbirinden bir şeyler öğrenebileceğini düşünerek ilişkiler kurması önemli. Önemli, Herkes önemli. herkesten bir şey öğrenebilir. Evet. Yani 10 yaşındaki çocuğun bile gözüne baktığında ona bir şey öğretebilir diye bakmak Evet, lazım. evet. Onun da fikrini almak lazım. Daha demokratik bir ortam yaratmak lazım. Bir de şöyle, ben bilirimci olmamak lazım açıkçası. Her Evet. fikre açık olmak lazım. Zıtlıkları da görmek lazım. Yani size aykırı gelen fikirleri de böyle çok saygıyla dinlemeniz gerekir. Her fikirden bir şeyler kapılabilir. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Mesela biraz duygusalcı olacak. Ben senin gibi bir değere tanıdığım için Estağfurullah abicim. ben Evet. ölmüyorum Evet, açıkçası. estağfurullah. O bizim övüncümüz olsun saygıdeğer abicim. Teşekkür ediyorum. Onore ediyorsun beni. Bu anlamda belki biz gençlerle iletişim konusunda Yeşilce'de sorun yaşamayan bir topluluğuzdur diye tahmin ediyorum. Ama dediklerin çok önemli. Çatışmadan doğuyor bazı şeyler aslında. Ben bu anlamda çatışmayı da çok değerli buluyorum. Ya biraz çatışalım ama o çatışma bizi harekete geçirecek ölçüde olduğunda sorun yok. Harekete geçelim, Geliştirir. gelişelim bu anlamda. Dediğin çok doğru abi. Bu anlamda hemfikiriz diye düşünüyorum. Bir de Barış'cığım, dünyada Metaverse diye bir sistem var. Evet. Siz 1.000 tane, 10.000 tane, 3.000 tane yeşilciliği aynı odaya sokup her birinin fikrini alabilecek artık dünyada sistemler var. Var, evet. Yani böyle sistemleri de devreye sokmak gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle abi. Evet. Peki, Naçlar son söz o zaman dergimizi takip eden Yeşilcelilere, aynı zamanda dergi istatistiklerine baktığımızda Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan ziyaretçilerimiz de var. Kimler olduğunu tabi bilemiyoruz ama çok farklı yerlerden, çoğunluğu Yeşilceli de olsa ziyaretçiler var. Ben dergiyle ilgili yaptığımız bir toplantıda şöyle bir fikir de öne sürmüştüm. Bu derginin basılı halinin de olması gerektiğine inanıyorum ilk fırsatta. Hatta bunu Ordu'daki yerel gazetelerin arasına koyup
En azından Ordu'ya, Yeşilce'de çıkan dergi sayılarını ücretsiz olarak dağıtmanın Bunu ben Yeşilce'nin tanıtımı açısından çok değerli olacağına inanıyorum. Bunu arkadaşlara söyledim. Ama bilmiyorum bu anlamdaki stratejileri ne olacak. Ben bu fikrinde ısrarlıyım. Bu anlamda senden de destek alacağımızı beni düşünüyorum. Barış'cığım, Evet. beni bu konuda ödevlendirebilirsin. Herkes beni Estağfurullah. ödevlendirebilir. Estağfurullah. Bu konuda en büyük Bana böyle bir destekçin. ödev veriyoruz diyebilir. Ben Estağfurullah Hacım. özellikle Evet. doğduğum, büyüdüğüm Evet. coğrafyada Evet. hakikaten ulusal da yayın yapan televizyonlar olsun, Evet. Evet. yerel basın olsun. Benim yıllarca iç içe olduğum bir alan. Çoğu öğrencilerim hala Evet. bağlarım onlarla sürüyor. Evet. Bu konuda beni ödevlendirebilirsin Barış'ım. Estağfurullah Ben hocam. o Evet. basılı dergiyi günlük veya haftalık nasıl çıkıyorsa bilmiyorum. Aylık çıkıyor. Aylık. Özellikle Ordu basınındaki hiçbir arkadaşım beni kırmaz. Evet. Çünkü gerçekten dostluklarım hala sürüyor. Takip ediyorum, O evet. coğrafyadan kopmuş değilim. Bu konuda söz veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Hatta yakın zamanda çok seslendirilen işte PTT'dir, Evet. ATV'dir konusunda da Ulaştırma Daire Bakanlığında daire başkanı olan eskiden PTT Spor'da yöneticim olan çok dostum, arkadaşım, kardeşim söz de verdi bana. Hocam dedi, sana söz dedi. ATM'yi Çok kurduracağım güzel, çok dedi. güzel. Hatta PTT'nin orada acentesinin açılmasında da özel rol üstlendi, sağ olsun. Ya ne olacak? Yörenize küçük bir şey katıyorsanız bunun size verdiği mutluluk bile Evet. ömrünüze ömür katar yani. Kesinlikle, Önemli kesinlikle. olan sevmek. Evet. Yani oraya elinizden ne Ne geliyorsa gelir? Evet, aynen. sanatçısı çıksın, halka orada konser versin. Ne bileyim, ressamı çıksın, bir sergi atsın. Çok iyi fotoğraf çeken bir kardeşim gelsin orada sergi atsın. Yani orayı canlı tutmak lazım. Katılıyorum. Oranın Evet. kültürüne, turizmine katkı sunmak lazım. Anlatmak lazım. Mesela Gökalp Ekşi var. Çok Evet, sevdiğim bir takip arkadaşımız. ediyorum ben de, evet. Bayılıyorum yani. O kadar böyle tutkuyla bütün köylere gidiyor. Drone ile çekiyor. Onları yayınlıyor. Ki öyle Çok drone ile kolay değil, çekim evet. yapmak Tabii. hayır hem kolay değil. Evet. Bir de üstelik kanuna yaptırımları Yasak. var. Evet. İzinsiz falan böyle yüreğini ortaya koyuyor. Evet. Drone'la bir şey çekemezsin. Onun Evet. özel İzin, izinleri var. pilot belgesi var, izni Şimdi var, evet. yani bayılıyorum böyle insanlara. Evet. Hayranlık duyuyorum. Minnet duyuyorum yani. Evet. Katmak lazım. Kattıkça da mutlu olmak lazım. Toplumu mutlu etmek lazım. Teşekkür ediyorum. Şimdi Evet. sevinçler barışın. Paylaşarak artar, üzüntüler de paylaşarak azaltılır. Azalır. Evet. Evet. Burada bencil olmayacaksın, ben merkezde olmayacaksın, yüzün topluma dönük olacak. Daha bir mutlu olursun. Kesinlikle. Mesela korkula girmek insanı daha çok mutlu eder. Rahatlatır değil mi? Güç verir. Evet. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Evet. Yani biraz şey olmak lazım, samimi olmak lazım, Evet. bir derinlik yaratmak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Peki Naşit abi, saygıdeğer Naşit Özkaya abimize bu anlamda hem kendi adıma hem de dergiyi takip eden yakınlarımız, Yeşilceliler ve hemşehrilerimiz adına ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yöre insanıma, dostlarıma, kardeşlerime, büyüklerime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yeşilce bu ülkenin emsalsiz yurt köşelerinden biridir. Biri, evet. Biz de sana saygılarımızı iletiyoruz abicim. Her şey için çok teşekkür ediyoruz.